Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen kooperatifçilik tanıtım ve geliştirme projesi kapsamında hayata geçirilen, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verildiği kooperatifçilik otobüsü Sakarya'ya geldi. Otobüsün kente gelmesi dolayısıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törende proje tanıtım filmi gösterildi. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, burada yaptığı konuşmada kooperatifçiliğin geliştirilmesi, her sektöre yaygınlaştırılması ve kurumsal yapıların sağlamlaştırılması adına tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve kooperatif toplantılarımız olacak. Kooperatifi anlatacağız, sizleri dinleyeceğiz. Sektörlerin kooperatif potansiyellerini değerlendireceğiz. Bu çalışmaların sonunda yeni iş fikirleri, yeni kooperatifler kazanacağım inanıyorum. Kooperatiflerin sadece sayısı değil, niteliğini artırmayı hedefliyoruz. AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de inovasyonun bu işin içerisinde mutlaka olması gerektiğini vurguladı. Eğer biz kooperatifçilik alanında bir kendimize konu belirliyorsak, bunun içinde mutlaka inovatif bir bakış açısı olması lazım. Mutlaka prezentasyonu noktasında destek almamız gerekiyor. Bu anlamda genel müdürümüz bahsetti. Yaptıkları programda yurt dışından temsilcilerle de bir araya getirmişler. Dolayısıyla buradan şunu görüyoruz. Aslında hem ulusal değil, başarılı olduğumuzda uluslararası bir alan da bizi bekliyor. Ve en önemlisi, az önce vali yardımcımızla da aynı şeyi konuştuk. Süreklilik çok önemli. Yaptığımız işin sürekliliği ticarette başarıyı getirecektir. Bu üçünün yan yana gelmesi lazım. Sasso Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da üretimi seven, rekabete açık, kadın istihdamının önemini bilen bir il olduklarını, gey ve yöresel ürünler üretim merkezinin bunun bir örneği olduğunu söyledi. Unutmayalım, güçlü kadın güçlü ekonomi demektir. Ben kadın girişimcilerimize güveniyorum ve çok güzel başarı hikayelerinin bu şehirden kadınların gayretleriyle çıkacağına inanıyorum. Yeter ki yeni düzeni doğru okuyalım ve bu doğrultuda yol haritamızı güncelleyelim. Konuşmaların ardından kooperatifçilik tanıtım ve geliştirme projesiyle kooperatiflerin desteklenmesi projesi tanıtıldı. 3 kadın kooperatifine berat takdimi yapıldı. Program kadın kooperatiflerinin sergisi ve kooperatifçilik otobüsünün ziyaretiyle sona erdi.